SGK girişi 1993, 1998, 2001, 2005 olanlara altın tepside erken emeklilik geldi. SGK girişi 1993, 1998, 2001, 2005 olanlara altın tepside erken emeklilik geldi. SGK girişi 1993, 1998, 2001, 2005 olanlara erken emeklilik fırsatı. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, tarafından 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılları arasında sigorta girişi olanlar için erken emeklilik müjdesi verildi. Kadın ve erkek ayrımı olmaksızın, bu yıllarda sigortalı olanlar altın tepside sunulan erken emeklilik fırsatlarından faydalanabilecek. Özellikle TBMM'nin Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemi öncesinde, erken emeklilik için iki farklı düzenlemenin gündemde olduğu belirtiliyor. Bu düzenlemeler küçük esnaf ve ev hanımlarını kapsayan fırsatlar sunuyor. İşte detaylar. Yeni yasama dönemiyle gelen erken emeklilik düzenlemeleri. Ekim ayında başlayacak olan TBMM'nin yeni yasama dönemi, milyonlarca vatandaş için büyük önem taşıyor. Özellikle 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılları arasında sigorta girişi olanlar için erken emeklilik düzenlemeleri gündemde. Bağkur'a tabi olan küçük esnaflar ve ev hanımlarına yönelik emeklilik fırsatları da bu kapsamda yer alıyor. Bağkur'da prim gün sayısı indirimi. Bağkurlu esnaflar için en dikkat çeken düzenleme, prim gün sayısında yapılan indirim olacak. Meclise sunulan düzenleme kabul edilirse, 9.000 gün prim ödeme şartı 7.200 güne düşürülecek. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 ile 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan bağkurluları kapsayacak. Prim gün sayısındaki bu düşüş, birçok esnafın daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyacak. Ancak yaş şartı değişmeyecek, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş emeklilik sınırı geçerli olacak. Ev hanımlarına devlet destekli erken emeklilik. Ev hanımları için de büyük bir müjde var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeye göre, ev hanımları isteğe bağlı sigorta yaptırmaları durumunda devlet desteği alarak emekli olabilecek. Sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak ve evlilik süreleri ile çocuk sayısı gibi etkenler de emeklilik avantajı sağlayacak. TBMM'den geçmesi beklenen erken emeklilik düzenlemeleri. Gözler artık Ekim ayında TBMM'ye çevrildi. Torba yasa kapsamında meclise sunulacak erken emeklilik düzenlemeleri, genel kurulda onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yürürlüğe girecek. Böylece milyonlarca kişi, resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte erken emeklilik başvurusu yapabilecek. Bu gelişmeler doğrultusunda, sigorta başlangıç tarihine göre erken emeklilik fırsatları yakından takip edilmeye devam ediyor.